bu Allah'a bayılıyorum. Ten rengine çok güzel uyuyor. O da neydi? Tadı iğrenç. Hey, dikkat eder misin? Bazı insanlar görgü kurallarını hiç bilmiyor. Ben Stacy'yim. Bence ben çok güzelim. Kıskançlığını arayacak vaktim yok. Şimdi bu simlere odaklanalım. Bunlarla ne yapsam acaba? Buldum. Yalnız bir şey daha lazım. Hey uşağım. Bunlar müthiş. Böyle sıktığımızda içinden ufak bir hayvan fırlıyor. İşte burada simler devreye giriyor. Simleri ağacın içine döküyoruz. Bu bayağı eğlenceli görünüyor. Ve şimdi bunu sıkıyoruz. Hazır mısın? Çok eğlenceli. Her yerden sim yağıyor. Bayıldım buna. Çok büyülü bir şey. Vay canına, ne şanslı. Şuna bak. Üstelik bundan harika bir makyaj malzemesi oluyor. Bak, pırıl pırıl parlıyorum. Çok çarpıcı. Gerçekten öyle. Vay canına. Ben de böyle görünmek istiyorum. Ve sanırım öyle görünmeyi nasıl başaracağımı biliyorum. Senin için ne yapabilirim hanımefendi? Ben de eğlenceli bir şeyler istiyorum. Bana yardım eder misin lütfen? Çok şey istemiyor musun? Neyse, ne yapabileceğimi bir bakayım. Üstümde bir sürü eski çöp var. Malum tuvalet kağıdına her zaman ihtiyaç olabilir. Bu ne şimdi? Bununla ne yapacağım ki? Bir dakika, anladım. Bu ruloya mavi renkli bir kağıt sarıyoruz. Sonra üstünü çizmek için bu kalemi kullanıyoruz. Bunun odun gibi görünmesini istiyoruz. Rulonun içine şişirilmiş bir balon sokuyoruz. Sonra balonun ucundan çekiyoruz. Daha önce pati şeklinde kestiğim ince kartonu rulonun içine yapıştırıyoruz. Şimdi balona bir yüz çizebiliriz. Buraya şirin bir yüz çiziyoruz. Sonra ruloyu sıkıyoruz. Çok eğlenceli oldu. Bak nasıl çıkıyor içinden. Harika bir iş çıkardın. Yumuşacık, tam mıcıklamalık. Olamaz, dikkat et ufaklık. Hop. Bu çok eğlenceli. Sen iyi misin? Ha? O da neydi? Uyan. Ne oluyor? Ben neredeyim? Bunu dene. Çok iyi geliyor. Patlamış mısır. Hey yavaş ol. Bana da bırak. Konuşamam, şu an yiyorum. Daha çok, daha çok istiyorum. İyiymiş. Hayır, çok nefis. Bunu yemekten asla bıkmam. En sevdiğim şey. Geriye bir tane kaldı. Düzeltiyorum, bir tane kalmıştı. Kırıntıları da unutmuyoruz. Hafif acılı. Aman tanrım, harika bir şeydi. Keşke daha çok olsaydı. En azından gazozumuz var. Bir dakika, sende gazoz mu var? Bende yok ama. Çok ferahlatıcı. Mısırın üstüne harika gidiyor. Şu an çok kıskandım seni. Çok iyi geldi. Neden bunu bana yapıyorsun? Ben de istiyorum. Bu da nereden çıktı şimdi? Hadi bakalım doğru çöpe. Hey, sen de içsene. Dene bir. Hayır, o şeyden hayatta içmem. Nesi var ki bunun? Tamam, anladım. Demek bardaktan içmek istiyorsun. Tamam, al bakalım. Sen benimle alay mı ediyorsun? Çek şunu önümden. Nesi var ki? Benim bir arama yapmam lazım. Alo, yardımınız lazım. Vay canına, ne çabuk. İşte bu benim susuzluğumu giderir. Şu harika bardağına bak. Kendimi dev gibi hissediyorum. Şimdi bundan biraz içeyim. Bardağı musluğun altına koyup bu minik kola bastırıyoruz. Ve su akmaya başlıyor. Sağlığına. Üstelik etrafta böcek falan da yok. Çok iyiydi. Demek benim iğrenç şişemi istemiyorsun. O zaman biz de bunu harika bir şeye dönüştürebiliriz. Şişeyi bardağın içine bastırıyoruz ve kenara bu pipete takıyoruz. Pipetin hem bardaktan hem de şişeden geçmesi lazım. Sonra pipeti hafifçe büküyoruz ama bu pipet çok uzun. O yüzden artan kısmını kesiyoruz. Bu nedir böyle? Benim bardağımı kullanabilirsin. Teşekkürler. Şimdi tek yapmamız gereken kapağı gevşetmek. Artık buradan gazoz akmaya başlayabilir. Bir deneyelim. Çok güzel. Bir saniye. Al sen de hadi. Yok, sen de kalsın. Karnım çok acıktı. Bir dakika. Miki, o şey hiç iyi görünmüyor. Sen neden bahsediyorsun? Çok lezzetli.
Ben muzuma devam ediyorum. Ne kaçırdın? Hiç farkında değilsin. Çok nefis. Bir dakika. Sen ne yapıyorsun? Ben sağlıklı besleniyorum. İşte yaptığım bu. Sorun nedir? Sana yardımcı olayım. Bu ufak dostumuz her şeyi çok güzel dilimliyor. Şimdi şuna bir bak. Sosisi buraya koyuyoruz. Aynen böyle. Sonra dilimleyiciyi üstüne yerleştiriyoruz. Bu şey sosisi lokma boyutunda dilimliyor. Üstelik sos içinde yeri var. İnsanların aklına neler geliyor? Bu işi çok kolaylaştırıyor. Bak sen böyle yapıyorsun. Oh, benim bıçakla çatalım var. Ha? Sen neden bahsediyorsun? Bir saniye. Etkilendiğinin farkındayım. Sana göstereyim o zaman. Şunu yapmayı kes. İşte tam ihtiyacım olan şey. Çatalın dişlerini böyle kıvırıp büktüm. Artık muzumu dilimleyebilirim. Şuna bir bak. Üstelik dilimleri böyle alabiliyorsun. Ben tırnaklarımı kullanmayı tercih ederim. Bu farklı. Sanırım buna basmamız gerekiyor. Yok ya artık. Dünyanın en iyi kutusu. Açsana. Hayır, sıra sende. Ha, peki. Bir şey buldum. Bip hop bip. Evet. Burada bir şey yok. Oh, şansına küs. Vay canına, bunun nasıl yapıldığını öğrenmem gerek. Ver şunu bana. Hayır, o benim. Selam Chris. Selam Madison. Selam. Bırak şunu. Asıl sen bırak. Vay canına, ne kadar güçlüymüşsün. İkisi de amma çocuk. Belki de bir şeyler yapabilirim. Ne yapacağımı buldum. Birinin yetişkin gibi davranması lazım. Popit'i ortasından kesiyorum. Düzgünce. Evet, benim kendi popit'im oldu. Harika, bende de var. Teşekkürler. Bununla oynamak için sabırsızlanıyorum. Yardım edebildiğime sevindim. Alın bir şeyler için. Ne düşündüğünü biliyorum. Anladım. Sıvıyı popit'e dök. Dikkatli ol, ortalığa saçılmasın. Bu konuda bayağı iyisin. Şimdi sıra kırmızı olanda. Nasıl da dökülüyor. Hepsi bitti. Pipetleri aldınız mı? Başlayın. Göründüğünden daha zormuş. Birinci olmalıyım hadi. Başardım, kazandım. Oo, hile yaptı. O kadar kolay kaybetmeme imkan yok. İşte ödülün. Dünyadaki en güzel ödül bu. Çok lezzetli görünüyor. Buradaki işim bitti. İşte ikinize de bundan biraz. Bunu hak ettiniz. Harika değil mi? Hadi ama. Burada işe yarar bir şeyler olması lazım. Oh, bunu çöp kutusuna kim atmış ya? Buradan çıktıktan sonra duş almam gerekecek. Bir dakika, işte buldum. Tam ihtiyacım olan şey. Ve bunu da kesinlikle kullanabilirim. Kartonla başlıyoruz. Kartona bazı şekiller çiziyoruz ve onları kesip alıyoruz. Sonra şekilleri sarıya boyuyoruz. Bu oluklar sayesinde parçaları birbirine takıyoruz. Şimdi bize o DVD kabı lazım. Plastik kapağı kartona yerleştiriyoruz ve şimdi yaratıcılığımızı konuşturabiliriz. Daha önce bu sevimli köpeğin resmini çekmiştim. Şimdi telefonumuzu kartona yaslıyoruz. Sonra köpeği çizmek için yansımasını kullanıyoruz. Çizim yapmak böyle çok daha kolay. Şimdi resmin içini boyuyoruz. İşte bitti. Para saymaya bayılıyorum. Tek sevdiğim matematik işlemi bu. Hey, güzel olmuş. Ben de bir tane istiyorum. Para her sorunu çözer. Ara ol bakalım. Ben daha ileri teknolojiye sahip bir şey istiyorum. Tamam, anlaştık. Ne yapacağını biliyorsun. İyi şanslar. Hep seyahat etmek istemişimdir. Bu çok heyecan verici olacak. Of, bir kamera getirseydim keşke. Of, bu şeyi nasıl uçuruyorsunuz? Kullanım kılavuzu var mı? Artık dönüş yok. Hadi o zaman. Acaba karşıma uzaylı çıkar mı? Şuraya güzelce bir yerleşeyim. Bilgisayar oynamak için bu sandalyelerden bir tane almam lazım. Vay canına, müthiş. Kalkış işlemlerini başlatıyorum. Motorlar çalıştı. Evet, kalkıyoruz. Çok hızlı kalkıyoruz. Yakında görüşürüz. Yalnız çok sallanıyor. Sanırım çıkaracağım. Kusma torbaları nerede? Hey, buradan evimi görebiliyorum. Vay canına, şuna bak. Kendimi bir anda çok minik hissettim. Vay, muhteşem. Çok çok güzel. İnecek bir yer bulmam lazım.
Burası olur. Bu Mickey için ufak ama 1-2-3 Go için müthiş bir adım olacak. Ya şu an düşseydim çok utanç verici olurdu. Acaba ne kadar yükseğe zıplayabilirim? Hadi bakalım. Bu hayatımın en harika günü. Oh hey, bu bir robot. Kımıldama, sen benimle geliyorsun. Ben de seni arıyordum. Artık benim oldun. Şimdi gemiye geri dönelim. Hey, işte geri döndüm. Bu senin. Umarım hoşuna gider. Şaka mı yapıyorsun? Müthiş bir şey bu. Tamam, bunu hak ettin. Kesinlikle buna değdi. Para. Hadi seni bir deneyelim. Her şeyi robot yapabilecekken neden bir sürü zor işi ben yapayım? Hadi göster kendini ufaklık. Vay canına, teknolojisi inanılmaz. Bak, bir şey çiziyor. Acaba ne çiziyor? Bu şey sanki benim özel ressamım gibi. O çok şirin. Bir başyapıt olacak. Şimdi resmimizi boyuyoruz. Harika bir şey olacak. Şimdi de yüzün bu tarafını sarıya boyuyoruz. Bunun galeride falan sergilenmesi lazım. İşte şahane bir kırmızı burun. Şu resimlere bak. Ben bunları asla çizemezdim. Benimkileri görmek ister misin? Picasso bizim yanımızda amatör kalırdı. Kim? Banyo yaparken bunu aradım durdum. Bak 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 ufaklık. Beni eğlendirecek bir şey olmalı. Aa, buldum. Eğlenceyi satın alabilirim. Sadece beklemeliyim. Ne yapıyorsun? Hey, dikkat et. Çok tuhafsın. Bu kadarı yeterli. İşe yaradı. Şuna bak. Çok eğlenceli. Buna bayıldım. Yapacak çok şey var. Hey. Yine ne var? Deneyebilir miyim lütfen? Al dene. Ona paramı nereye sakladığımı gösteremem. Benim yeteri kadar param var zaten. Neyse. Buldum. Şu oyuncak ayıcıklara bak. Odaklan. Bunu çantaya koyacağım. Lütfen işe yara. Çok heyecanlı. Ha? Bu da ne? Tam bir hayal kırıklığı oldu. Ya da olmadı. İki karton al ve birinden bir kare kesip çıkar. Kartonları üst üste koy. Değişik renklerde boya ve kenarlarını yuvarlat. Sonra bir parça beyaz karton al. Kartona bir tavşan çiz. Her tavşanın havuca ihtiyacı vardır. Bayağı şirin oldu. Renk de eklemelisin. Havucu da unutma. Çizgilerin dışına taşırmamaya çalış. Bu havuç nefis görünüyor. Sonra kartonu karelere böl. İşte böyle. Şimdi karton çerçevenin içine yerleştirebilirsin. Bir kareyi boş bırak. Kareleri kaydırarak yerlerini değiştirebilirsin. İşte harika bir bulmaca oldu. Biraz zor ama çok eğlenceli. Yaptım. Bu çantaya artık ihtiyacım yok. Bir daha deneyeyim. Son seferkine bayıldım. Bir dakika. Yakınımda dur, korkuyorum. Bunu sen mi yapıyorsun? Vay canına. Bu çok havalıydı. Şuna bak, ne süslü. Seninki o kadar da etkileyici değil. İyi ki bende bu var. Ha? Bir kutu daha mı? Pekala, işi daha ilginçleşti diyor. Bununla ilgili içimde iyi bir his var. Bir kutu daha, bu oyunu sevdim. Evet, şuna bak, bir sürü popçuk. Sende ne var? Bu hiç komik değil. Aslında biraz öyle. Vay canına, ne kadar çok kıvrılıyor. Bunları birleştireceğim. Ne kadar esneyecek acaba? Vay canına, çok iyi. Ya bu? Bir dakika, bir fikrim var. Yine mi? Ah da ne? Selam edesin. Ama korktun. Çok çocuksun. Kutuda ne varmış? Cidden mi? Pipetler mi? Bu çok tuhaf. Peki, sana iyi eğlenceler.
Neyse, bunlar yapabileceğim bir şeyler olmalı. Buldum. Pipetin körükçü kısmı kalacak şekilde uçlarını kes. Öbürlerine de aynısını yap. Mini pop tüp, çok sevimli. Sanki kımıl kımıl bir solucan gibi. Ha? Bu harika. Çok havalı. Demek sende de var. Versene. Dur. Hadi bir şey deneyelim. Şimdi dev bir tane oldu. Bende bu küçük eller var. Bende de. Çek. Ben kazandım. Hadi tekrar yapalım. En iyi oyun buydu. Çok zekisin. Hangisiyle oynayacağımı bilemiyorum. Bu iyi görünüyor. Bunlarla kesinlikle çok eğleneceğim. Jöleyi şu pipete sıkıyorum. Şimdi üflüyorum. İşe yarıyor. Bir balon yaptım. Şimdi pipeti çıkarayım. Tam bir balon gibi. Şimdi maviyi deniyorum. Patlar mı acaba? Çok hoş bir his. O da ne? Keşke benim de balonum olsa. Elimde sadece bu şeker var. Çok kıskandım. Bir dakika. Nasıl kendime balon yapacağımı biliyorum. Amma da ağırmış. Mikrodalgayı niye getirdin ki? Balon yapacağım. Önce şekeri ısıtmalıyım. Şimdi açayım. Bu kadarı yeterlidir. Pipeti de unutmayayım. Pipeti erimiş şekere batırıyorum. Şimdi de üflüyorum. En iyi yanı da balonları yiyebilmem. Vay canına, bu çok zekice. Ben de bunu deneyeyim. Bunun tadı hiç de iyi değil. Bu çok sevimli bir resim. Bu simlere bayılıyorum. Işıl ışıl. Bir kez daha. Ortalık batıyor. Bu çok eğlenceli. Bu da ne? Ne çok sim var. Bu aklıma bir fikir getirdi. Hey, orada kimse var mı? Sanırım boş. Hadi ama. O tuvalet rulosuna ihtiyacım var. Ama bu koku. Aldım. Çok fenaydı. Kevin ne yemiş ya? Belli etme. Ben sadece bir bitkiyim. Burada görülecek bir şey yok. Evet. Sanırım gereken her şeyi aldım. Sen ne yapıyorsun? Birazdan görürsün. Tuvalet kağıdı kartonunun üstünü kağıtla kapla. Sonra üstünü böyle çiz. Rulonun içine balonu yerleştir. Balonun dibini aşağıya çekip balonu iyice sıkıştır. Balonun üzerine kalemle bir yüz çiz. Hayal gücünü istediğin kadar kullan. Rulonun kenarına iki kağıt parçası sokarak patileri oluştur. İşte artık mıncıklanacak stres oyuncağın hazır. Bak. Vay canına. Hadi birlikte oynayalım. Olamaz. Tuvalet kağıdı yok. Of, bu canımı yakacak. Chris dönmüş. Görüşürüz. Sorun ne? Bilmek istemezsin. Pekala bak. Üzüldüm. Merak etme. Bir sonrakine düzeltirsin. Seni neyin neşelendireceğini biliyorum. Tata! Ne? Hayır, bunu hak etmiyorum. Saçmalama. Hadi oyna bak. Bayağı iyi değil mi? Peki. Fena değil. Bayağı iyiymiş. Bunu sevmeye başladım. Haklısın. Neşemi yerine getirdim. Duramıyorum. Chris. Dünyadan Chris'e. İşe yaramıyor. Ver şu sınavı bakayım. Bu işe yarayacaktır. Şuraya bir çizgi çekiyorum. Buraya da bir tane. Çok iyi bir not aldı. Bak, art aldın. Hala aynı. Çok mutluyum. Neredeyim ben? Ne oldu? Şuna bir bak. Artı mı? İyi denemeydi. Bunu neden yaptın ki?
Bunu istiyorsan sorman yeterli. Sadece yardım etmeye çalışıyordum. Haklısın, bayağı eğlenceliymiş. Söylemiştim. Ah, sıkıldım. Bunu istemiyorum. Ha, ben alırım. Ah, buldum. Yok. İşte bu. Aa, ne minik. Bu iyi bir seçimdi. Şunu kurayım. Vay canına, değişmeye devam ediyor. Bu hem dinozor hem de araba. Vay canına, bu müthiş. Hayır, o benim. Of, sadece dokunmak istemiştim. Ama aslında sanırım daha iyi bir fikrim var. Bir tabaka plastikten bir daire kes. Ortasına bir delik aç ve kağıdın üstüne yerleştir. Tek boynuzlu at çizdik ve sayfayı bölümlere ayırdık. Tek boynuzlu atın üstünden kalemle geç. Kağıdı çıkar ve tek boynuzlu atı boya. Stres çarkının ortasını çıkar ve onu plastiğin ortasındaki deliğe yerleştir. Çevirince tek boynuzlu at hareket edecek. Tek boynuzlu atımı sevdin mi? Sanki koşuyor gibi. Esih, bak. Sende bir tek boynuzlu at mı var? İnsana hipnotize ediyor. Tüh, ama şimdi arabayı alabilirim. Of, hangisini seçsem? Bu çanta altın ve gümüşten elde yapıldı. Bu da en özel Simple Dimple. Ne kadar havalı. Kıskandığını biliyorum. Aa, bu çok güzel bir his. Bunu bütün gün yapabilirim. Çok eğlenceli. Aa, gerçekten eğlenceli görünüyor. Daha hiçbir şey görmedin. Pırıltılı pullar ekleyince ne olduğunu seyret. Çukur kısmına döküyorum. Herhalde bu kadar yeter. Sonra böyle bastırıyorum. Muhteşem. Bunu gittiğim her yere götürmeliyim. Seyrediyor musun? Bir daha yap. İşte geliyor. Gümüş. Altından sonra sevdiğim ikinci renk. Hey. Bir kere daha. Daha eğlenceli bir şey var mı? Evde simli odam var. Ne kadar şanslı. O da ne? Belki bu atık kağıdı eğlenmek için kullanabilirim. Bir yaprak kağıdı düz bir yüzeye yay. Sonra bir bant alıp kurşun kalemle etrafını çiz. Bandı kaldır ve bir keçeli kalemle emoji yüzü çiz. En sevdiğin emojiyi yapabilirsin. Ayrıntıları unutma. Renkler de eklemelisin ki güzel görünsün. Bu daireyi dikkatlice keserek çıkar. Kağıdın üst kısmına bir kesik at. Kenarlarını birbirinin üstüne bantla yapıştır ki ortasında çıkıntı oluştursun. Kağıda bir 8 şekli çizip kes. Ortasındaki daireleri oyarak çıkar ve emojileri buralara yerleştir. En üste başka bir 8 şekli koyarak yapıştır. Artık benim de bir Simple Dimple'ım var. Gayet güzel çalışıyor. Mutlu, üzgün. Hey, bu harika bir fikir. Nasıl görünüyorum? Komik. Bayıldım. Vay canına, ne kadar pırıltılı. Birlikte açalım mı? Evet. Ah, yok artık. Tek boynuzlu atlara bayılırım. Bunu almalıyım. Hayır, Chris, şuna bak. Ben bir şey görmüyorum. Aa, geriye kalan bu kadar mı? Ne? Neden bahsettiğini bilmiyorum. Sanırım bu benim. Aman ne eğlenceli. Bu da nereden çıktı? Bu harika. La la la, yumuşacık. Oo, onu ben istiyorum. Belki bu da aynı şeyi yapıyordur. Oo, çok sıkıcı. Bir dakika, bir fikrim var. Bir kase su emici boncuk alıyoruz. Biraz su ekliyoruz. Boncuklar suyu iyice emsin. Sonra boş bir gazoz şişesi alıp bir huni ile bunu içine dolduruyoruz. Şimdi sönük bir balonu şişeye geçiriyoruz. Ters çevirip baloncukları balona dolduruyoruz. Balonun havasını çıkarıyoruz ve düğüm atıyoruz. İşte kendine bir mıncıklama topu yaptın. Vay canına, çok kolaydı. Çok iyi geliyor. Bunu bütün gün yapabilirim. Oo, hadi birlikte sıkalım. Al sana. Ah, alo. Lollipop lezizmiş. Ah, selam. Nasıl gidiyor? Oo, ışıltılı altın yiyecek. Ha, bunları denemeliyim. Git şuradan Lollipop. Sessizce. Ne olduğunu bilmiyorum ama bunu istiyorum.
Hadi bakalım. Bu çok iğrenç. Bunu görmelisin. Ne hoş değil mi? Tam mıncıklamalık. Denesene. Teşekkürler. Senin dişinde bir şey var. Neyse, şunu sık bir bak. Oh, haklıymışsın. Çok yumuşak. Çok hoşuma gitti. Hiç kalmamış. Bir fikrim var. Gel bir. Evet, anladım. Hizmetkar. İşte bize tam gereken. Önce bir kase beyaz damla çikolata alıp erit. Bir balonu şişir ve çikolatayı üzerine dök. Ortalık biraz batabilir. Balon iyice kaplansın. Sonra çikolatayı sertleşmeye bırak. Al bakalım. Vay! Çatırdamasını bir dinle. Bu çok hoş. Sana söylemiştim. Yapması da çok kolay. Bayıldım. Bu çok eğlenceliydi. Harika fikir. İşim hiç bitmiyor. Maaşım bunun için yeterli değil. Bayağı rahatlatıcıymış. Bu çikolata mı? Burası da neresi böyle? Şu şekerlere baksana. Hepsini yemek zorunda mıyız? Üstelik hepsi popitlerin içinde. Muhteşem. Meydan okumaya hazır mısın? Hadi hepsini yakalamaya çalışalım. Önce ben bitireceğim. Sanmıyorum. Bu konuda çok iyiyim. Çok hızlı ilerliyor. Hey! Yanlış yere isabet etmiş Olivia. İşimize geri dönelim. Etkileyici değil mi? Bom mu? Ben de havalı bir şeyler yapabilirim. Biliyorum, çok etkileyici. Peki buna ne dersin? Bak, hepsini yakaladım. Şekerden baklavalarım oldu. Üstelik sadece şeker yiyerek. Ben de deneyeceğim. Vay canına, neyse böyle iyiyim. Şimdi başka bir şey deneyeceğim. Bu mu? Harika. Bu iş böyle yapılır. Demek öyle. Sen nasıl beni izle. Merak etme, izliyorum. Bu bir işaret olmalı. Hayat gerçekten çok güzel. Bu biraz tuhaftı. Pahalı arabaları seviyorum. Babam bunun aynısından alacağına söz verdi. Bir tane de bundan. O zamana kadar bunlarla idare edeceğim. Bak nasıl gidiyorlar. Ağlamam. Dikkat et. Şuna bak. Vay canına, bir tek boynuzlu at. Ne kadar şanslısın. Biliyorum. Gösteririm ona. Kendi tek boynuzlu atımı yapmanın bir yolu olmalı. Bu şeyler nasıl kullanılıyor? Beni bir kurbağaya mı dönüştüreceksin? Hayır, belki sonra. Önce yapmam gereken bir şey var. Her şeye burnunu sokma. İçinde ne varmış? Kötü bir fikirdi. Un mu? Of, hadi ama. Çok komik görünüyorsun. Neden uğraşıyorum ki? Bir dakika. Balonlarım olduğunu bilmiyordum. Ne yapacağımı biliyorum. Bu harika bir fikir. Önce bir balona ihtiyacın var. Bir huni al ve ters çevir. Balonun ağzını esnetip huninin ucuna geçir. Sonra huniyi çevir. Şimdi una ihtiyacın var. Huniyi kullanarak unu balona dök. Bu kadar yeter. Huniye hafifçe vurarak bütün unu balona dök. Huniyi çıkar ve balonun ağzını düğümle. Sıkıca bağlamaya özen göster. Balonun fazlalığını makasla kes. Bunu farklı renklerdeki balonlarla yap. Sonra bir kase sabunlu suya ihtiyacın var. Balonları kaseye koy. Karıştırarak sabunlu suyla kaplanmalarını sağla. Balonları çıkarıp bir havlunun üstünde kurut. Bu aşamada dikkatli olmalısın, patlamalarını istemeyiz. Güzel görünüyor. Nazikçe birbirine bastır. Yapışmaya başlayacaklar. İşe yaradı. Balonlar yumuşacık ve tam sıkmalı.
Pahalı oyuncaklara ne gerek var? Onu nereden aldı? Güzel görünüyor. En azından arabalarım var. Lütfen güzel bir şey olsun. Oo, gizemli bir kutu. Acaba içinde ne var? Bu çok heyecanlı. Bunun için önce taş kağıt makas oynayalım. Tamam. Evet, ben kazandım. Peki, hadi başla. Ne olduğunu göremiyorum. Dikkat etsene. Aa, bak. Harika, bu ne? Şuna bak, sadece bir sayfa ve bir kalem gerekli. Kalemi şuraya koyuyorum. Ve kendi hareket ediyor. Ve kendi hallediyor. Oo, ne harika değil mi? Evet, buna bakmaktan kendimi alamıyorum. Ben de bir denemek istiyorum. Evet, tabii, buyur. Bu müthiş olacak. Hadi bakalım. Başım döndü, hiç durmuyor. Bu kadarı yetmez mi? Sen ne yapıyorsun? Devam etmeliyim, daha fazla olmalı. Hipnotize ediyor resmen. Şunu al. Aa, Chris, bir baksana. Hey, ben not tahtası değilim. Çizimlerini üstüme yapıştıramazsın. Aman Tanrım, bunu ben mi yaptım? Pardon, benim suçum değil. Oyuncak yaptı. İzle bak, sihirle topu hareket ettiriyorum. Ah, bunu nasıl yapıyorsun? Alsana. Ben de bir sihir yapmak istiyorum. Hareket etmiyor. Sanırım bozulmuş. Sana bir sır vereyim. Bunu dene. Hadi bakalım. Hareket ediyor. Bunu sen mi yapıyorsun? Olamaz. Dikkat et. Eğil. Ay, bu çok yakındı. Artık onunla oynayamam. Gitti. Sorun değil. Üzülme. Durumu düzeltebilirim. Kağıtları kesip şöyle katlayarak bir küp oluştur. Seloteyple köşeleri yapıştır. Bir küp daha yap. Öbürüne tuttur. Küpleri üst üste koy ve öbür tarafa da menteşe görevi görecek bir bant daha ekle. Bunu 3 kez daha farklı renkte kağıtlar kullanarak tekrarla. Küplerden uzun bir dikdörtgenler prizması oluştur. Hepsini birbirine bantlamaya başla. Küpü yana çevir ve diğer yana da bant yapıştır. Bunu her yanına yap. Bu tamam olunca küpleri emojilerle kişiselleştir. En sevdiğin emojileri seçebilirsin. Küpleri her katladığında farklı bir emoji kombinasyonu elde edeceksin. Şuna bak. Emin değilim. Bu ne? Aslında bayağı eğlenceliymiş. Bu harika. Bunu sen mi yaptın? Evet. Aa! Of! Ha? Bu nasıl bir sihir? Köpükler hayatı daha da ilginç kılıyor. Eğlence zamanı. Bu beni mutlu ediyor. En iyi kısmı da hiç uğraştırmaması. Bu bayağı etkileyici. Ah, vay canına. Şuna bak. Bak, bende ne var? Denemek ister misin? Bunlar harika. Ben mavi olanı sevdim. Seni seçiyorum. Gir bakalım içine. Kapağını kapatayım. İşte işin eğlenceli kısmı. Yani onları mıncıklamak. Ay, ne kadar iyi geliyor. Bunun balonun içine girmesi lazım. Sıkıyorum. Şimdi biraz bekleyeyim. Ben makyaj yapacağım. Bu kadarı yeterlidir. Bu çok heyecanlı. Ay, ne tatlı. Bu müthiş. Aşırı sevimli. Bunu bütün gün yapabilirim. Bir resim çeker misin? Gülümse. Bırak, o benim. Amanın. Bir ananas. Ha, bu da nereden geldi? Sanırım bir fikrim var. Kalın bir karton alıp şu şekli kes. Böyle. Sonra saç düzleştiricisiyle küçük bir köpük parçasını ısıt. Köpüğü bir daire şablonunun üzerine koy ve üzerine bir misket bastır. Köpükle bir çukur oluştur. İşte tam böyle. Kartondaki bütün delikleri doldurana kadar bunu tekrarla. Şimdi kartona yenilebilir tutkal sür. Kartonun ve köpüklerin çevresine sür.
köpüğü üstüne bastır ve sağlamlaştır. Kartonu çevir ve öbür köpüğü de üstüne bastır. Köpükteki baloncukları deliklerden bastırarak geçir. Sonra köpükten ince bir şerit alıp bir kenar oluştur. Kartonun çevresine yapıştır. Birkaç ince şeridi daha kartonun ortasında dikey olarak kullan. Yeşil köpüğü ananasın yapraklarını oluşturacak şekilde kes. Tropik bir ananas popit. Oluyor, çok iyi geliyor. Hadi sen de dene. Yavaş ol bakalım. Aradığımız bu değil. Bu ona daha çok benziyor. Şüpheliyi yakaladık. Yani ananası. Buna ihtiyacım yok. Bu da işe yaramaz. Hayır. Gönder gelsin. Evet. Zengin olmak insanı susatıyor. Bu ilginç. Acaba bunu kullanabilir miyim? Bu dondurma çubuğu işime yarayabilir. Bir fikrim var. Kalıbı şekerli suyla doldur. Sonra gıda boyası ekle. Biraz karıştır. Kalıbın her yüzüne su ve gıda boyası koy. Sonra hepsine birer dondurma çubuğu yerleştir. Doğruca dondurucuya gidiyor. Hazır olması için beklemen lazım. Bunlar çok güzel görünüyor. Ben yemek için sabırsızlanıyorum. Ama bunlar yemek için değil. Onlarla bu kağıda resim çizeceğim. Daire çizerek başlıyorum. Şimdi etrafına çizgiler yapıyorum. Kendime de ziyafet çekeyim. Bayağı lezzetli. Ne yapıyorsun? Hiç buzlu şeker yemedin mi? Denesene. Neden olmasın? Sanata yatkın sayılırım. Güzel fufuduk bir bulut. Şöyle azıcık yalasam ne olacak? Güzelmiş. Bekle. Hadi kola içelim. Harika, teşekkürler. Güzel kokuyor. Buldum. Önce boş bir kase al. Toz jelatini ve kolayı içine dök. Birazcık jelatin yeter de artar bile. Sonra iyice karıştır. Jelatin çözülene kadar karıştırmalısın. Sonra bir şırıngaya bu karışımdan doldur. Popit'i kola karışımıyla dolduracağız. Bütün çukurları doldur. Dikkat et, karışımı sıçratma. Karışımın donmasını bekle. Sonra nefis atıştırmalıkların olacak. Nasıl buldun? Vay canına, harika görünüyor. Buyur, yemek için sabırsızlanıyorum. Çok iyi. Hayatımızı kolaylaştıran pek çok şey var, ancak para verip aldığımız bir sürü aletin yerine aynı işi yapan basit teknolojiye sahip birçok tüyo var. Senin en sevdiğin tüyo hangisi oldu? Aşağıda yorumlarını bekliyoruz.